Merhaba arkadaşlar. Bugün tek bir etkinliğe bağlı olarak bir şey anlatmayacağım. Bugün anlatacağım şey aslında tüm etkinliklerde kullanabileceğiniz en etkili reçete olacak. Şimdi birçoğunuz diyorsunuz birikim yapayım mı, yapmayayım mı ya da neye nasıl birikim yapayım? Biz diyoruz yapmayın ama siz yapmak istiyorsanız tabii ki de kendiniz bilirsiniz. Yeni başlayan hesaplar neyi nasıl oynamaları gerektiğine dair sorular soruyorlar. Ve bu soruların çoğu aslında ben merkezci sorular. Yani benim elimde şu var, ben şunu yapayım mı, ben bunu yapayım mı? Ama etkinlikte birinci olmak istiyorsanız sizin birikiminizden ya da oyun tarzınızdan ziyade rakibinizin kim ya da kimler olduğunu doğru analiz etmeniz gerekiyor. Sunucularda çok az sayıda aktif oyuncu kaldı. Bazılarında 100 kişi bile yok. Böyle bir ortamda aslında rakiplerinizin huyunu suyunu, oyun stilini çözmek, birikimlerini tahmin etmek çok daha kolay. Ama sunucular arasına girdiğinizde o zaman daha farklı şeyler de yapmanız gerekiyor. Tam stratejilerimizden bahsederken Kalesi'nin de operasyon ismi Jelibon diye yazması bir manidar oldu. Evet, bir Jelibon operasyonumuz olacak. Ne olduğunu belki paylaşırız sizle daha sonra. Neyse, şimdi rakiplerimizi biz nasıl analiz ederiz? Sunucu içerisinden başlayacak olursak şu birlik şeyine giriyoruz. Birlik sıralamasına. Şimdi siz öncelikle hangi birliktesiniz? Size yakın, size rakip olabilecek birlikler kimler? Neden bunlar önemli? Çünkü bireysel etkinliklere girildiğinde, yani bu birlik kararı da olabilir ama zaman içerisinde birlikte oturmuş olan bir şey de olabilir. Birlikten birisi bir etkinlik için savaşırken diğerleri bir adım geride durur. Şimdi burada aslında görüyorsunuz Red ve Crazer devlet gücü olarak denk birlikler gibi gözüküyor. Tamam, bunların ikisi de birbirine denk. Demek ki bunlar her şeyde kafa kafaya gider diyebilirsiniz. Buradan bir alt kademeye geçelim. Sıralamaya giriyoruz. Şimdi sıralamaya baktığınızda ilk 4 Red Birliği'nden, yani bizim birlikten Emerald, Bedbah, Andromeda ve Kalesi. Sonra diğer birliklerden oyuncular sıralanıyor. Burada bence bakmanız gereken şey, eğer 100 kişi aktifse sizin birliğinizde, ilk 20 ya da 30'a bakın. Şöyle ki ilk 20 ya da 30'a baktığınızda ağırlıklı olarak hangi birliğin insanları var? Bu size şunu gösterecek. Tamam, ilk 4 bizden. Şimdi bu dörtlü herhangi bir aktiviteye girdiğinde ya da girme ihtimali olduğunda diğer birliklerdeki oyuncular bunu düşünerek, bunu hesap ederek, çünkü onlar da bizi analiz ediyorlar, daha temkinli davranıyorlar. Buradaki ilk 20, ilk 30'a bir dikkat etmeniz gerekiyor. Tamam, birliklerin toplam devlet gücü aynı olabilir ama ilk 20'de, ilk 30'da hangi birlikten daha fazla insan var? Bunu da yaptıktan sonra mesela kimin hesabına girelim? Zvezda. Zvezda VIP 7. Devlet gücü de 774. Şimdi bir VIP 7 için aslında bu 774 pek de yüksek değil. Yani buradan şunu anlıyoruz. Zvezda'nın elinde aslında sağlam bir birikim var. Aqua'ya geliyoruz. VIP 6. Bakın, Aqua VIP 6, diğeri VIP 7 ve devlet güçleri birbirine çok denk. Bu şekilde rakiplerinizi tartmanız gerekiyor. Başka nasıl rakiplerinizi tartabilirsiniz? Etkinlikleri takip edersiniz. Yani hangi etkinlikte kim ne kadar basıyor? Mesela özellikle Yeniçeri etkinliğinde genelde şeydir. Uzun süre ortada gözükmeyen arkadaşlar bir anda Yeniçeri'de milyarlarca Yeniçeri basabilirler. Ki keza bu samimiyet için de geçerli, devlet gücü için de geçerli. Ne bileyim, cari ve tecrübesi, cazibesi, bütün, yani her türlü etkinlik için geçerli. Ya da mesela şu anda görmüş olduğunuz gibi Er Meydanı etkinliği var. Şu anda ikinci sıradayız, çok fazla asılmadığımız için. Crazer 2'dir lider olarak gidiyor. Burada birlik Er Meydanı'nda. Ve ellerinde çok fazla sayıda intikam mektubu olduğunu tahmin ediyoruz. Başka nereden takip edebilirsiniz? Mesela hazine var. Hazinedeki sıralamaya girdiğinizde yine Zvezda ve Sasha'yı görüyorsunuz. Buradaki skorları
aslında çok ciddi paket aldıklarının göstergesi. Yine burada bu hangi etkinlikti? Zardı, değil mi? Benzer şekilde Lamba etkinliğinde de aslında bu analizi yapabilirsiniz. Rakiplerinizi doğru okuma taktiğini diğer etkinliklerde kullanırsanız, yani en başta söylediğim gibi benci, yani ben merkezci değil de rakiplere göre kendinizi konumlandırırsanız başarıya aslında çok daha yakın olmuş oluyorsunuz ve her şeyden önce elinizdeki envanteri çarçur etmemiş oluyorsunuz. Unutmadan söyleyeyim, yine YouTube kanalında birkaç arkadaşımız, birkaç abonemiz bizimle birebir görüşmek istediklerini ya da özelden yazışmak istediklerini belirttiler. Facebook ya da Instagram hesabınız var mı dediler. Bir iki gün önce onun çalışmasını yaptık. Şu anda Instagram hesabımız açık. Ben becerebilirsem şu anda bunları söylerken videonun bir kenarına onu yazacağım. Instagram hesabımızdan da bizi takip edebilirsiniz. Sorularınız varsa oradan da yöneltebilirsiniz. Ama sizden ricam kendi envanterinizin resimlerini lütfen göndermeyin. Ya sadece bize değil, kimseye göndermeyin. Çünkü envanter üstünde yoğun çalışan insanlar zaten etkinliklerde bir şeyler yapmak isteyen insanlardır. Ve başka arkadaşlarımızın videolarından da gördüğümüz kadarıyla birilerine envanterinizi gönderdiğinizde onu kötü bir şekilde kullanabiliyor. Yani size ya tamam ya al efterleyi ben basmayacağım deyip sizin elinizdeki yüzük sayısını ya da tebliğ sayısını ya da nazar boncuğunu bilerek son dakika basıp elinizden efterleyi alabilir. Bu devlet gücü için de aynı durum söz konusu. Devlet gücü için de geçerli. O nedenle lütfen bize ya da herhangi bir başkasına envanterinizi göndermeyin. Kendi hesabınızla ilgili şifre olsun vesaire olsun asla ve asla başkalarıyla paylaşmayın. Ha şöyle bir şey olabilir. Ya ben şu işi kıvıramıyorum. Bunun tüyosu nedir diye sorun. Tamam onları cevaplayalım. Hatta onunla ilgili video çekelim. Ama dediğim gibi lütfen envanterinizin resimlerini bize de başkalarına da göndermeyin. Ha bir de zaten şöyle teknik bir noktası var. Hadi bize güvendiniz, gönderdiniz. İşte ben ya da Bedbah ya da Kalesi açtık envantere baktık. Şimdi ben onun kaç edeceğini bilemem. Neden bilemem? Çünkü ben oradaki misal süper payeniz var diyelim. Basacağınız vezir hangisidir ben onu bilmiyorum. Onu bilmediğim için de ne kadar artacağını bilmiyorum. Ne kadar artacağını bilmediğim için de bir tahminde bulunamıyorum. Yani olay aman işte başkalarının da DG'sini ben mi hesaplayacağım şeklinde bir yaklaşım değil. Yani tümüyle teknik bir yaklaşım. Neyse benden bugünlük bu kadar. Instagram hesabımızı ziyaret edebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Oradan bize YouTube'da genelde yazmak istemediğiniz sorularınızı oradan bize ulaştırabilirsiniz. O hesap da YouTube hesabı gibi aktif bir hesap olacak. Bütün bunlardan sonra ne diyoruz? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.